Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler. Kardeşim, Bodrum Turgut Reis. Tabii. İki tane İsveçli kareyle baş. Sarışın, mavi göz. Elena ile Soy. Pardon, ya onlar Rusadı değil mi ya? Baba Rus. He. Yavaş ya. Bunları tamam. Aldım kardeşim, doğru bizim iskeleye götürün. He. Oh. Açma. Baktım açma. Bizim iskelede 2 kilometre kuyruk var. 2 kilometre. Hop dedim. Dedim kapattık muzları. Tadilat var. Millet söylene söylene dağıldı. Aldı mı hatunları derken evet. Abicim? Ya Vedat yeter ya. Vallahi sabahtan beri yok İsveçli yok Rus ya. Var ya kafam şişti yeter ya. Ölüyorsun yanıyorsun anlatayım diye. Şurada muhabbet edecek bir tane adam yok mu ya? Şşt, bak başka bölüye tayini mi isteyeceğim ha? Vallahi istediğe kurtulalım be Vedat. Vay saatler olsun abi. Ne o? Kolye falan? Ulan kardeşim sen ne süslü bir şeymişsin böyle ya. Şaşkın. Sen işine baksana. Tamam. Kusura bakma Ağar abi. Herife bak ya. Tırtlar Vadisi'nden çıkmış sanki. Artist. Artist. Hey hop hop hop. Şşt. Niye dalıyorsun hemen? Önce ben geldim. Ne? Nasıl sen geldin ya? Beraber geldik. Olur mu? Burun farkıyla ben öndeydim. Bir dakika. Yazı turu atacağız. Tamam. Para var mı yanında? Arkadaşlar parası olan var mı? Ey senin obanı. Adi şopar. Ne haber Vedat kardeş? İyidir Orkun. Ne iş abi? Ya bizim bölüğün duşları tıktım tıktım. Size misafir olayım dedim. Hadi bakayım hadi Allah versin ya. Hadi başka kapıya kardeşim başka kapıya ya. Ayıp ediyorsunuz ama ha. Biz sizin kantinden çay bile alamıyoruz. Ne duşu? Ben ne aldırmıyorum ya? Vermeyene söyle. Şş. Alo. Hadi kardeşim hadi. Alacağınız olsun. Ula bunun buralarda dolaşması hayra alamet değil dur. Sakın ha Orkun'u koğuşa falan sokayım demeyin. Niye lan? Ben Elun yalancısıyım. Günaha boynuna. Eli uzun değiller uşağım. Nerede dolaşsa bir şeyler kayboluymuş. Benim de kulağıma geldi vallahi. Dikkat edelim oğlum o zaman bundan sonra. Şşt. Ya ben de geleyim birinizin yanına lan. Hop hop. Şşt. Ya beklemeyeyim abicim ya. Beyler bakın şampuanımdan da verebilirim. Ha? Şşt çavuş. Başlatma ula çavuşum lan. Hadi be. Ya güzel abicim ben de bir kenarda yıkanırım ha. Ya sen sapık mısın ya git sen kardeşim ya. Sensin lan sapık. İçiniz fesat oğlum sizin. Bencil herifler. Yıkanmayalım lan bu hafta da yıkanmayalım. Hadi arkadaşlar günaydın hadi. Hadi arkadaşlar nöbetçi asubay gelecek birazdan ya. Hadi. Uyanılır mı ya? Hadi. Günaydın arkadaşlar günaydın. Hadi kalkın hadi ya. Lan ne miskin adamlarsınız ya. Beyler, kolyemi kim aldı? Ne diyor size lan soruyorum, kolyemi kim aldı? Ne diyorsun Ali kardeş? Kolyem kaybolmuş. Ucunda da yüzük takılıydı. Kim aldıysa versin hemen. Yoksa kötü olur. Ula düşmüştür belki. Kim alacak senin yüzüğünü? Yok abicim işte, yok! Usta! Bak bizim koğuşta bugüne kadar hırsızlık olmadı. Vallahi buradan sonra da olmaz. Sen onu düşürmüşsündür iyi bak. Ne bu böyle? Hepiniz ağız birliği yapmışçasına. Nereden biliyorsunuz düşürdüğümü? Sen nereden biliyorsun çalındığını ha? Laf ebeliği yapma lan. Kim aldıysa çıkarsın yoksa fena olacak. Ya ne olacaksa olsun birader. Bizim aramızda öyle bir şey yapacak adam yok. Peki siz bilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Günaydın komutanım. Günaydın Ahmet Başçavuş. Gel. Hamza da hastalanmış dün ha? Öyleymiş komutanım. Salgın değildir inşallah. Biz yine de önlemimizi alalım. Alay komutanıyla konuşacağım. Bu arada bol bol portakal mandalina falan çıkartalım yemeklerde. Emredersiniz komutanım. Komutanım bir maruzatım vardı. İzin verirseniz söyleyebilir miyim? Tabii Ali. Gel. Söyle bakalım. Komutanım, gece uyurken boynumdaki kolyeyi ve ucunda asılı olan yüzüğümü çaldılar. Çaldılar mı?
Kimin yaptığını biliyormuş gibi konuşuyorsun Ali. Koğuştakilerden şüpheleniyorum komutanım. Başka kim olabilir ki? Koğuşta kimse almaz. Her yere baktın mı? Baktım komutanım. Ula ne yapıyor bu herif? Vallahi benim aklım durdu. Şişt, birdenbire bu kadar sorumluluk verince Tosun'un aklı nanay uçtu. Esas senin aklın uçmuş cahil herif. Size ellerimle İngiliz çayı hazırlıyorum. Ne çayı ne çayı? İngiliz çayı. Ula İngiliz çayı da ne dur? Böyle süt koyuyorsun üzerine. İngiliz çayı oluyor. Denesene Gökhan. Yok sağ ol, ben almayayım. Ben az önce Fransız ayranı içtim. Sen Mehmet? Yok abicim, işim olmaz. Siyor? Ben niyetliyim biliyorsun Tosun'um. Yoksa hatun için içerdim ben bu çamuru. Ulan cahil cühela adamlara hizmet etmek ne zormuş be. Sizin için yenilikler yapıyorum ama anlayacak adam nerede? Ben dedim size. Buna ağır geldi. Buna bu beyin cihazına ağır geldi ağır. Ağır oldu ağır. Beyler. Levet Tüsteybet. Dün akşamki nöbetçileri çağırıyor. Gökhan, Mehmet, Vedat, Cemal seni de çağırıyor. Hayırdır oğlum ne oldu? Şu Ali'nin yüzük olayı. Hay Ali'nin de yüzüğünün de. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi bekletmeyin bakalım gidin gidin. Kaldır şunları buradan Allah aşkına. Mehmet 10-12, Şakir 12-2, Vedat 2-4, Gökhan 4-6, koğuş nöbetçileri. Doğru mu çocuklar? Evet komutanım. Cemal, sen de devriye çavuşuymuşsun dün akşam öyle mi? Evet komutanım. Dün gece Ali arkadaşınızın boynundaki kolyesi kaybolmuş. Ucunda da yüzük vardı komutanım. Ucunda da yüzük varmış. Çalındığını iddia ediyor. Bu konuda bir şey bilen var mı? Yok komutanım. Sabah bize söyledi ama bilmiyoruz komutanım. Hatta ben aramasına yardım da ettim komutanım. Değil mi Ali? Ali? Nöbetleriniz sırasında koğuşa giren yabancı biri oldu mu? Hayır komutanım. Arkadaşlar, içinizden birinin böyle bir şey yapmış olmasına ihtimal vermek istemiyorum. Ama nöbetiniz esnasında yaşanan hırsızlıktan siz sorumlu olursunuz. Sırayla savunmalarını alın başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Umarım bir an önce bulunur. Ne yaptın? Yazdın mı savunmanı? Yazdım abi. Kendi savunmamı kendim çektim temize. En ağrı da buydu. Ne olacak uşaklar şimdi? Ne olacak? Herifin kolyesi yüzüğünde bizi başımız yatacak. Kolye taktığı için o da ceza alacak. Ulan beter olsun be! Beyler, bu iş çok kötü. Cezasını geçtim, zan altında kalmak bana çok koyuyor. Evet abicim, bu işi çözmemiz gerek. O kolyeyi ya bulalım ya da yenisini yerine koyalım abicim. Herif resmen hırsız dedi bize ya. Abi arayalım bütün koğuşları ya. Ulan inceldiği yerden kopsun ya. Bizimkileri de söyleyelim, adamlar bize yardımcı olsunlar ha. Yok hocam, kimseyi karıştırma. Onların da canı sıkılmasın. Bu iş beşimizin arasında. Evet beyler. Bu iş bizim olur mücadelemiz. O kolye bulunacak. Söz mü? Ha? Söz lan. Söz be. Yüzük bulunana kadar beraber hareket edeceğiz beyler. Bir nevi kardeşlik. Yüzük kardeşliği. Estek, köstek, karargah destek. Ulan Mehmet, bir daha anlatsana şu filmi. Demek adamlar bizim gibi bir yüzüğün peşinden ciddiler ha. Ya yeter abicim ya. Anlattığıma pişman etme. Bulalım şu yüzüğü de kurtulalım şu işten ya. Uy. Ulan filmde oynasan var ya, senin yüzüğü taşıyan cüze olurdun ha. Ha 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 ha. Ya Cemal,
Canım sıkkın zaten abi. Tamam mı? Bilir. Urkul orada. Ne haber birader? İyidir. Sizden? Ne olsun ya? Ya Orkun, bizim bir derdimiz var. Orkun? Ork? Orklar? Cemal, var ya, girişirim şimdi sana. Ya hoca, dün akşam bizim koğuştan bir arkadaşın kolyesi yürümüş de. Esini sen daha iyi bilirsin. Ulan insanın adı çıkacağına canı çıksın ha. Orkun, zaten canımız sıkkın. Bak artistlik yapma. Eli uzun diyorlar değil mi arkamdan? Öyleymişsin biraz. Olayı biliyor musunuz peki? Babaannem rahatsızlanınca apar topar memlekete gitmem gerekti. Ayakkabılarımı yürütmüşler. Ben de bir arkadaşınkini alıp gitmek zorunda kaldım. Çalındı demiş. Dönünce verdim ama adımı sırsızı çıktı işte. Yani yüzükten haberin yok öyle mi? Yok birader yok. Ya isterseniz dolabımı, üstümü, başımı arayın. Yok, tamam gerek yok. İyi. Bir daha da selam vermeyin bana. Ulan ne biliyorsunuz doğru söyledi Uni? Sus be kardeşim yeter ya. Zaten beceremeyeceğimiz bir işe kalkıştık. Uy, yüzük kardeşliğini bozacak. Seni hayun seni. Of. Cebel, var ya, var ya bir olur döveriz seni haberin olsun tamam mı? Yılmak yok. Hadi arkadaşlar aramaya devam. Hadi. Ama eğer bir bulursam kimin aldığını ben de onun canını alacağım. Ya anne ne demek sakin ol. O yüzüğün benim için anlamını sen biliyorsun. Aman be. Bir konuda da anlayın beni ya. Bir Allah'ın kulu da çıkıp derdimi anlasın yeter be. Üzülüyor musun? Ya ben ne yapıyorum? Son 3 senedir yaşamıyorum bile ya. Eğer o yüzüğü bulamazlarsa şerefsizim dağıtırım burayı. O yüzüğü bulacaklar. Ha? Ne? Hayır, kimsenin sesini duymak istemiyorum. Hayır dedim. Kapatıyorum. Hoşça kal. Komutanım. Bu iş hepimizi çok üzdü Ali. Keşke böyle bir şey hiç olmasaydı. Oldu ama komutanım. Evet. Umarım en kısa zamanda buluruz. Çocuklar deli gibi arıyorlar. Gördüğümü bilmiyorum. Hiçbir şey görecek halim yok komutanım. Mağdur durumda olan benim. Anlıyorum Ali. Mal canın yongasıdır derler. Ben de istemem hiçbir şeyimin kaybolmasını. Ama bu kadar yaygara yapman da çok ayıp. Canım yandı komutanım. Ne yapsaydım? Becerebilir misin bilmiyorum ama efendi olmayı dene en azından. Yüzüğün bulunacak. Bulunmazsa da ben kendi cebimden para verip aynısını alacağım sana. Komutanım. Kes! Sen yüzüğün kaybolduğu için üzgünsün. Ben de bölümde böyle bir şey olduğu için üzgünüm. Daha fazla konuşursak kalbini kırabilirim Ali. Nasılsın babacığım? İyi değilim. Ben de revirde yatıyordum. Başına gelenleri duydum. Üzüldüm. Geçmiş olsun. Eyvallah sana da. Yalnız takıldığın adamlara dikkat et. Arada eli uzun biri var. Ayıp olmuyor mu Ali? Lafım sana değil. Sen de yoktun o gece burada. Olsam bana da laf edeceksin yani. Sıkardı o biraz. Sıkardı sıkmazdı. Senin bir şeyin çalınsa ne hissederdin? En azından hemen çalındı demeyiz hoca. Kaybolmuşsa kimseye iftira atmayalım deriz. Daha bir aydır tanıyorum sizi. Nereden bileyim hırlı mısınız, hırsız mısınız? Üstelik sen o gece çok ilgilendin kolyemle ha? Ya bedde yanındaydı be ya. Şakasına takıldı adam. Abartma sen de. Konuşana bak. Zaten nasıl seni tutup da koğuşçu yaptılar anlayamadım. Kurda kuzu emanet etmişler. Ve bunu var ya. Şş, bak şimdi Ali biraderim. Bir yere kadar üzüntünü anlarız. Herhalde senin için değerliydi. Ya bırakın tıraşı Allah aşkına. Ne bileyim aranızdan birinin çalıp da çarşıda satmadığını ha? Üstelik senin bir de paraya ihtiyacın vardı.
Ne diyorsun lan sen? Hamza, ha? Ula dur uşağım. Hamza yavaş. Tutun olmuş. Sakin ol. Tamam abi, tamam abi, boş ver. Abi, bak, abi. Lafını geri al. Almıyorum. Sen kimsin lan? Tutun lan. Kimsin sen boş? Başlarım kolyeni de. Nereden çıktın lan sen? Yapmazsın. Yaptırım ulan seni. Kim hırsız sen lan? Kim hırsız diyorsun sen? Çekilin be. Çekil Ferit. Kim hırsız diyorsun ha? Kim hırsız ulan? Dur. Kapı lan. Gebertirim ulan seni. Gebertirim. Kim hırsız? Kim hırsız lan? Tamam. Dur abi. Al lan işte. Al sana kolye. Senin yatağında. İçinde kızın birinin resmi var diye mi bu kadar önemli Ali ha? Kızın biri değil o. Karım o benim. Daha doğrusu karımdı. 3 sene önce öldü.